Söz gelimi diyelim ki bazı durumlarda maddi şartlarımız çocuğumuzun istediğini almaya yetmeyebilir. O zaman bunu çocuğa anlatmak lazım. Ve anlar mı hocam? Anlar. Anlar. Bakın az önceki örnekte o delikanlı var olduğu maddi koşullardan çok daha ötesini istemiyor. Onlardan bir memnuniyeti var. Sadece içinde bulunduğu sistemi ne şekilde yaşayacağı konusunda bir çatışması var. Dolayısıyla buradaki en önemli ayrım kültürel bir ayrım. Ilgın dünyanın kendisi için olduğu düşüncesinde. Halbuki diğer delikanlı kendisini yaşamın bir parçası olarak görüyor. Bu var olan hakim paradigmanın, yani ben ona Newton, Bacon, Descartes paradigması adını veriyorum. Onun çok güzel bir örneği ılgın. Ve oysa diğer ilk videoda gördüğümüz delikanlı bir bağlantısallık içerisinde var olan bir zihin evreninin ürünü. İkisinin arasında burada bir fark görüyorum ben. Dolayısıyla yine de ılgının bu masum ama hakim olan kültüre babası tarafından uygun görülmeyen arzusunun yaşanması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla kendi tarafım yine ılgının tarafında. Yani...